Merhaba ikizler burcu ve özellikle de yükselen burcu ikizler olanlar, Aralık 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bir video çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem de Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Aralık ayına. Aralık ayının gündemi çok yoğun. İki tane yeni ay gerçekleşiyor olacak. Bir tane dolunay gerçekleşecek. Mars retrosu başlıyor olacak ve Merkür retrosu da bitiyor olacak bu ay. Hemen ayın başında 1 Aralık'ta Yay burcunun 9 derecesinde bir yeni ayla bu aya giriş yapıyor olacağız. Sizin ilişkilerle ilgili bir noktanızda taze güzel gelişmeler var. Eğer böyle bekar bir bireyseniz yeni böyle ciddi bir ilişkiye adım atıyor olabilirsiniz. Bu biraz geçmişten biri olabilir. Yani geçmişte görüştüğünüz, tanıştığınız ya da hani bildiğiniz zaman hani bir iletişime geçmediğiniz biri de olabilir. Yani geçmişten bir kişinin tekrardan hayatınıza gelme ihtimali var. Geçmiş bir ilişkiyi çok aktive edebilen bir yeni ay. Çünkü burada Merkür de retro. Yani adeta geçmişten beri tekrardan kapınızı çalıyor gibi gözüküyor. Bu dönem böyle yeni ilişkiler, yeni gündemler verebiliyor. Ve hemen bir gün sonra Merkür'ün Şiron'la üçgen bir açısı, geçmişte yara aldığınız bir noktada kabuk bağlayarak daha da güçleneceğinizi söylüyor. O yüzden geçmiş ilişkileri daha toparlamak ve daha güçlü olması adına bir hani rota belirliyor olabilirsiniz. Burada asıl bunun hani tam ikna olma, tam böyle o tatmin olma duygusu 15 Aralık'tan sonrasına kalabilir. Çünkü Merkür düz seyre başlıyor olacak. O yüzden bu dönem yani 1 Aralık'ta bu Yay burcundaki bu güzel yeni ayla, yeni böyle ilişki, yeni taze bu başlangıcın arifesinde sadece böyle biraz iletişimsel sorunlar, gönül kırgınlıkları bunları toparlamak adına o çok tatmin olma duygusunu biraz gecikmeli yaşama ihtimalinizi verebiliyor. Bunun dışında neler olabilir diye baktığımda, eğer varsa bir ikinci çocuğunuz, onun hayatı ilgili yeni gelişmeler verebilir. Burada eşinizin, eğer evli bir bireyseniz eşinizin hayatı, işi, kariyeri, sağlığı, hangi gündemle meşguliyeti var ise burada da yine yeni durumlar yaşayabileceğini söylüyor. Örneğin geçmişte bir iş fırsatı tekrar kapısını çalıyor olabilir. Haliyle sizi de bu şekilde etkiliyor olabilir. Bu derece çok güzel bir derecede gerçekleşiyor. Yani özellikle batı sisteminde Antares sabit yıldızına, yani büyük başarı vaat eden bir yıldızın üzerinde gerçekleşiyor. Batı sisteminde Anuradha nakşatrasına denk gelen bir derece. Burası aslında bir şans, bir fırsat enerjisi sunuyor. Sadece Merkür'ün olmuş olması, hani retro olmuş olması, belki gölgeli bir taraflarınız var. Yani olayları algılamada, çok böyle mantıklı hani yaklaşmakta gölgeli yanlarınız olabilir. Bir takım iletişimsel sorunlar, problemler olabilir. Belki bir takım gönül kırgınlıkları toparlamak gerekiyor olabilir. Hani bununla ilgili bir etki verebiliyor. Ama en nihayetinde uzun vadede baktığımızda hani güzel etki diyebileceğim bir zaman dilimi. Burada 15 Aralık ve sonrasında bu yeni ay ile ilgili daha olumlu yeşermeler olabilir hayatınızda ya da meyvesini yemek konusunda daha şans vaat edebilir. Burada örneğin eşinizin hayatıyla ilgili geçmişteki bir iş fırsatını değerlendirememiş. Bu dönem tekrardan kapınızı çalıyor olabilir ve bu büyük bir başarının çok arifesinde bir dönemi de ifade ediyor. Çünkü Jüpiter burada önümüzdeki yıl boyunca da ilerliyor olacak. Yani eşinizin hayatı, girişimleri çok hani olumlu bir şekilde olabilir. Ya da gönlü boş bireyseniz hani burada işte aşkla ilgili bu hareketlenme önümüzdeki yılın ilk part evlilik ve daha ciddi ilişkilere, daha resmi ilişkileri sizi sürüklüyor olabilir. Burasının genel anlamı bir şeyler imzalamak, daha diğer insanlarla etkileşimde olmak, diğer insanlarla bir paydada buluşmakla ilgili bir noktada yeni etkiler sunan bir yeni ay. 15 Aralık'ta da burada Merkür'ün düz seyri bu konularla ilgili daha güzel gelişmeler verecektir. Sonra ilerliyorum, 7 Aralık'ta Mars retrosu başlıyor olacak. Bu retro çok önemli, o nedenle ayrı bir videoda değiniyor olacağım size olan etkilerine. 15 Aralık günü aynı zamanda bir de İkizler Burcu'nun 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu 15 Aralık biraz önemli. Hem Merkür retrosu bitiyor hem bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Ve bu sizin burcunuza gerçekleşmiş olması aslında hayata dair böyle gölge taraflarınızı fark etmek, eksiklerinizi, noksanlarınızı fark etmek, geçmişle bağlantılı çok fazlaca konunun önünüze gelme ihtimalini sunuyor. Burada özellikle geçmişten bugüne hep zihninizde var olan bir konuyla ilgili bir karar alıyor olabilirsiniz. Bir netlik enerjisi verebilir. Burada Merkür durağından artık düz seyre başlayacağı için çok gücünü toplamış olacak, enerjisini toplamış olacak. O nedenle hayata dair aldığınız kararlar çok hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Çok hani aksiyonda ilerleyebilirsiniz. Bu dönem fiziksel görüntünüz, sağlığınız, toplumdaki intibanızla ilgili olarak da yeni gelişmeleri artık
netleştireceğinizi, belki bir diyete başladınız, belki bir spora başladınız ve bu süreci tamamlıyor olabilirsiniz. Burada çok kalıcı sonuçlar elde etmiş de olabilirsiniz. Sizi bu bağlamda olumlu yönde etkileyecek bir dolunay. Derecesine baktığımızda 24 derece geçmişte 18 Haziran 2023 tarihinde. O civarı günlerde bir tetiklenmiş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor. O da olabilir. O döneme şöyle bir göz atın. Bu derece Mirgasira nakşatrasına denk geliyor. Batı sisteminde Annilam sabit yıldızına. Bu dönem sizin böyle yumuşak huylu olma ihtimaliniz var. Bu derece biraz aşkta aptallık gibi bir anlamda ifade ediyor. Hani burada çok gözünüz çok kararmış olabilir. Böyle bir etki de verebilir. Biraz mantıktan uzak eğilimler içerisinde olabilirsiniz. Bu derecenin böyle ikilem enerjisi çok yoğun, kararsızlık enerjisi çok yoğun, belirsizlik enerjisi de yine mevcut. O nedenle fiziksel görüntünüz, bu bedeniniz ve burada belki bir takım kararlar almak istiyorsunuz ama burada belki bir başka diğer faktörün etkisiyle alıyor olabilirsiniz. Bu da sizi bir ikileme, bir kararsızlığa itiyor olabilir olarak duruyor. İlerliyoruz 30 Aralık'a geldiğimizde yine bir yeni ay gerçekleşiyor olacak. Bu yeni ay Oğlak Burcu'nun 9 derecesinde ve sizin de zor bir noktanızda bir zor meseleyi halletmek. Bir ameliyat durumu olabilir, bir kredi vergi alacak verecek konuları, miras konuları ve bunlarla ilgili bir hareketlenme verebilir. Ya da bir yeni hani taze bir durum gelişiyor olabilir bir sorunu çözmek adına. Bu dönem birinin ameliyatlarını sıklıkla duyuyor da olabilirsiniz ama bu dönem çok ameliyat önerilmez çünkü Mars retrosu var. Yapılan ameliyat bir daha gerçi hani yapılması gerekebilir, çok başarılı ilerlemeyebilir. Hani bir takım kontrol dışı hani gelişen komplikasyonlar olabilir vesaire vesaire. Yani o nedenle Mars retrosunda bu tip şeyler önerilmez. Bu dönem sizin hani bir ameliyat, bir cerrahi müdahale ve bu konularla ilgili zihninizin çok fazla bir şeyler duyma ihtimali var. Ya da sizin bu tip durumlarınız olabilir. Ani gelişen böyle bir durum olabilir. Bu dönem miras konuları varsa bir problem burada yeni çözümler üretmek adına girişimler de verecektir. Krediler, kredileri yapılandırmak, borç almak, borç kapatmak ve bu konularla ilgili de yine etki sunan bir zaman. Evli bir bireyseniz eşinizin gelirlerinde yeni gelirler, yeni yatırım metotları ya da prim usulü çalışıyorsa primlerinde bir artış durumu da yine verebiliyor. Bu derece Vedik ve Batı sisteminde Purva Aşağıdan Akşatrası'na, Batı sisteminde Facia Sabit Yıldızı'na denk geliyor. Gözle bağlantılı sağlık sorunları ya da cerrahi müdahaleler olabilir. Çok basit bir hani operasyonda yine olabilir. Çok çalışkan, çok zeki, çok böyle kendinizi hep böyle çalışmaya, üretmeye odaklı bir noktada bulabilirsiniz. Özellikle parayla ilgili, kazanmakla ilgili noktada çok fazla takılıyor olabilirsiniz. Hani parayı kazanmak, değerlendirmek, daha değerli olması adına yatırımlar vesaire. Burada çok materyalist, çok realist bir yapıda olabileceğinizi de yine söylüyor. Geçmişte baktığımız ise 3 Temmuz 2023 tarihinde. Bu derece çok yakinen bir tetiklenme olmuş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanıyor olabilir. Aynı derecelerin tetiklendiği zamanlar. Gen etkileriyle bu şekildeydi. Ebced değeri hesaplamalarında sizin için yağ vedut esması çıkmış. 20 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.